Araç geldi ve çarptık tabii ki de. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simülatürk'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle Truck and Logistics Simulator'dayız. Bir önceki bölümü yukarıdan izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Scania hafriyat kamyonuyla oynamıştık. Hatta manuel vites seçeneği gelmişti. Onun videosunu çekmiştim. Bugün başka bir şey yapıp pickup kamyonet alacağız. Pickup kelimesi Türkçe'ye geçmiş olabilir, bilmiyorum. Yani ben biraz yabancıladım. Normalde İngilizce'de yazılan pickup kelimesini Türkçe'ye bu şekilde geçirmişler sanırım. Şimdi pickup iki tane seçenek var. Bir bu Amerikan vari Dodge olabilir pickup'ımız var. 35.000 kredi bu. Bu sefer direksiyon kamerasını biraz aşağı indirdim ki benim kredimi de paramı da görün. Neredeyse 102.000 kredim var. Dolayısıyla ben Ford Ranger benzeri bu pikabı almak istiyorum. Önce bununla bir video çekeceğiz. Sonra bir araç daha alırız diye düşünüyorum. Çok fazla uzun şey almayacağım çünkü görev. Hemen aracımızı alalım. Rengi aslında benim hoşuma gitti. Şöyle aracı özelleştir diyelim ama Xenon Headlight diyor. Buradan hemen yine camlarımızı karartalım mı? Açık mı kalsın? Yeşilimsi bir cam filmi aslında, hani tam siyah değil. Evet, aracımızın rengine geldik. Gösterge paneli ve iç rengini değiştiremedim aracın. Hata veriyor arkadaşlar. Anlamadım. Bu aracın herhalde iç rengini değiştiremiyoruz diye düşündüm ama ben şöyle yapabildiğimi yaptım. Neyse, şimdi dış rengi bence gayet güzel aracın. İçini de değiştirebilmişim aslında. Yani o görsel nedense bende çıkmıyor. Bilmiyorum, belki başka arkadaşlarda da aynı şekilde oluyordur. Ama rengi değiştirebilmişim. Şu anda içine baktığım zaman görebiliyorum. Her neyse, devam edelim. Hemen şöyle bir görev alalım. Bu arada burada güneş işareti oyunda da hava durumunun değişeceğini de düşündürtüyor bana. Belki de sonradan hava durumu değişir. Tabii şimdi başka oyunlarla da şey yapınca vay, gayet güzel. Bakalım. Evet. Viteslerimiz de çalışıyor. Ekranımız da çalışıyor. Ekranı gayet güzelmiş bu arada. Gerçekten böyle mi? Şöyle hemen yakından bir yerden bir görev alalım. Sonra başka bir araç daha almak istiyorum çünkü. Şurada bir görev yeri gözüküyor. Hemen buradan görevimizi alalım. Bakalım, 4.000 diyor. Hem forklift olduğu için şu görevi seçmek istiyorum ben. Şimdi seçebildim. Yandaki araca ne oluyor öyle? Tabii forklift'i de. Bu şeye daha alışamadım. Sağ klike basmadan, pardon, sol klike basmadan kameranın oynuyor olması olayına pek alışamadım. Kamerayı sürekli oynatıyorum, başınız dönmesin. Bir tanecik palet yükleyebiliyoruz tabii kamyonete. Şöyle hemen onu da yükleyelim. Biraz fazla bastırdık aracı ama bu elimde değiştirmem gerekecek. Forklift'i de yükleyelim. Forklift'e pardon. Römorka da yükleyelim. O. Römorku kırmayalım tabii. Hop, şöyle geri gelelim. Hop. Hop.
Evet. Yüklendi dedi. Güzel. Şu geri görüş kamerasını kullanmak istedim. Hemen şöyle iç kameraya geçeceğim. Gayet güzel. Volvo'larda daha da büyük bir ekran var. Volvo araçlarda. Nereden çıkıyoruz? Şöyle gideceğiz herhalde. Aracımızın kornası, her zamanki korna. Buraya bakalım, buraya bakalım. Dediğim gibi başlangıç menüsünde, başlangıç ekranında gözüken o güneş belki de oyuna daha sonradan bir yağmur, kar, o nedir? Biri çarptı galiba. Neyse. Sağa sola bakamıyorum. Hatırlarsanız bir önceki videoda söylemiştim yine. Şey yapamıyorum. Nedense bu D-pad'i kullanamamaya başladım. Şöyle yaparsam. Yok, hala kullanamıyorum. Bak. Sadece mouse'la sağa sola bakmamıza izin veriyor. Toyota IQ ve Smart'a benzeyen bir araç var önümüzde. Hala yapay zeka ile alakalı problemler yaşanıyor. Biraz önce de gördüğünüz gibi araçlar aniden frene basıyorlar, aniden gaza basıyorlar. Şimdi bakın, ben 40'la gidiyorum. Ben de yapıştırdım. Araba uçuyor yalnız öndeki. 80'e çıktım. 90, 100. Yetişemiyorsunuz yani, böyle bir şey yok. Böyle bir hızlanma, böyle bir durma. Şimdi frene bastığı zaman da inanılmaz duruyor. Neyse ki biz yoldan ayrıldık. Şu balata sesi mi denir artık, fren sesi. Bütün araçlarda var, bütün araçlarda aynı. Hani ilk başta böyle güzelmiş gibi geliyor ama sonradan artık şey yapıyor. Yine mi bu ses dedirtiyor açıkçası. Çünkü her bir frene bastığınızda o sesi duyuyorsunuz. Yine bu parayı toplayabilmek için, krediyi toplayabilmek için bayağı bir görev yapmam gerekti. Teslimat yapmam gerekti. Onları klavyeyle yapıyorum daha az da olsun diye, ama klavyeyle oynamak gerçekten zorluyor. Çünkü o tuşa bir kere bastığınızda aniden bütün direksiyon dönüyor, aniden bu tarafa dönüyor. Yani onu ayarlamak çok zor oluyor. O yüzden ben yani direksiyonla oynamak daha kolay gelmeye başladı. Klavyeyle pratik olsun diye böyle para kasayım diye, tabiri caizse, oynarken bile zorlanıyorum. Araç geldi ve çarptık tabii ki de. Oradan geçerim sandım ama. Bunlar da hiç yürümüyorlar. Hadi Prius, hadi Prius. Aracımız 4 çeker. Gerçek bir pick-up kamyonetin olması gerektiği gibi. Bu ses. Şöyle bir dışarıdan bakalım. Kargodan mı geliyor? Kargo sağa sola çarpıyor olabilir. Tabii biz bir şey taşıdığımızı unutup tapa gaz gidince. Hadi beyler, hadi beyler. Burada yolum, haritanın bu kısmında nedense benim gittiğim yöndeki araçlar yolun dışına çıkıyor. Öbürleri de bizim şeride giriyorlar. Orada bir bozukluk var anladığım kadarıyla. Ha, biz bu arada gelmişiz. Süper. Şimdi hazır burada lojistik yerindeyken
Hemen bir diğer araca da geçebiliriz. Nasıl park etmemizi istiyor? Hop şöyle. Evet. Ha, kargo hasarı göstermedi. İyi, güzel. 4124 kazandık. Şimdi şuraya gittiğimiz zaman garaja çıkmamıza gerek kalmadan araç değiştirmemizi sağlayacak. Şimdi siz tabii göremiyorsunuz. Ben şu ekranı kapatıp bakmak istiyorum. Tüm araçlar dediğim zaman bakın burada şeyleri görebiliyorsunuz. Aracı satın al diyor. Eğer sizde yoksa o araç. Şu mesela güzel bir göreve benziyor. Aracı satın al diyor. Bu bir Ford Transit'in böyle hani kamyonet olanı. Tabii yazmıyor. Ford hala şeyi olmadığı için. Aracı satın al dersek. Evet, yönlendiriyormuş. Şimdi. Aa, içi ne güzel. Ahşap. Onu değiştirebiliyor muyuz acaba? Bu aracımızı da satın alalım. 28.000 de buna verdik. Helale hoş olsun. Yine Xenofar'a girdim yanlışta, istemiyorum. Hop şöyle bunu yapalım. Okey diyelim. Allah Allah, burası bir bozulmuş. Bilemedim neden böyle. Bu arada soru işaretine basınca bakın. Kendisi herhangi bir renk yapıyor. Hadi onun verdiği renklerden birini seçelim. Burası da gözükmüyor gördüğünüz gibi. Bu olayı anlamadım neden. Siyah yapmak istiyorum içini. Şimdi aracımız ne renk olsun? Şöyle herhangi bir renk diyelim. Of. Ha, Ford'un buna benzer bir rengi var. Fiesta'larda var. Fıstık yeşili mi denir? Ne denir buna? Şöyle bir turkuaz yapmıştık zaten. Mavimiz de vardı. Kırmızı da yaptık. Sarı yapabiliriz aslında. Şöyle yeşile değil de turuncuya yakın sarı. Ha, evet. Sarı olsun. Sarı yapmış mıydık hatırlamıyorum. Sarı aracımız var mı? Zaten otomobili almadık. Bu turuncu. Bu bordo. Bunu almadık. Bunu da almadık. Bu lacivert, siyah. Kamyonumuz. Tırımız. Evet, sarı aracımız yokmuş. Sarı. Ay, geri çıktım. Bu kamyonetimiz de sarı olsun o zaman. Sür diyelim. Yine gördüğünüz gibi güneşli. Bunu değiştirebiliyor muyuz? Güneş yok. He, gece gündüz seçiyormuşuz. Özür dilerim. Ben bunu güneş var yok şeklinde seçiyorsunuz. Yalnız şurada bir boşluk var. Sanki bir seçenek daha olacakmış gibi hala düşünüyorum. Şöyle yapalım. Ben kendime ekranımı da açtım. Aracımız bu. Şu binanın yansıması bile gözüküyor gördüğünüz gibi. Gayet gıcır gıcır. Yeni aldık. Bu Ford Transit'ler 2500 dizel mi oluyor acaba? Tam bilmiyorum ama. Dizel sesi var gerçekten de. Şöyle hemen hızlıca bir lojistik alanına gidelim. Evet arkadaşlar, yeniden hoş geldiniz. Yakıtı almak istedim. Çünkü biliyorsunuz ki yakıtsız veriyorlar size arabaları, araçları. Bu arada arabanın içine girdiğinizde gördüğünüz gibi otomatik vites gözüküyor araç. Şöyle yine de bakalım çıkarken. Gıcır gıcır aracımıza zarar vermeyelim. Bu arada yanlış gidiyoruz. Şöyle gitmemiz lazımmış. Bu aracın debriyajı diğerlerinden biraz farklı gibi. Yani debriyaj farkı yapmışlar sanırım. Çünkü siz de hani sesini duyuyorsunuzdur. Daha böyle bir yüksekten gelip şey yapıyor. Buraya mı girecektik ya? Heh, şurada.
Neden görmüyorum ben şu işaretleri bilmiyorum. Hop duralım. Evet, seçili araçla yük almak istediğimizi söyledik ve şu mesafe iyiymiş. Diğerleri biraz kısa geldi. Aslında şöyle bir değiştirirsek yeni mesafeler geliyor mu? Bakın böyle yaptığınız zaman farklı görevler geliyor. Evet. Şu görev güzel. Hemen bunu da halledelim arkadaşlar. Masum'u yine yanıma aldım burada. Çünkü sürekli kolum giriyordu videoya. Onun önüne geçmek için böyle bir şey düşündüm. Farming Simulator'da yapmıştım. Yukarıdan videosunu ulaşabilirsiniz. Bunu yandan mı şey yapmamız lazım? Yok. Kabul etti sanki. Olmadı. Bir öbürünü şey yaparız. Yandan. Forkliftlerin şeyi çok güzel. Ne derler ona? Dönüş açısı. Arabayı çizme. Çizme arabayı. Yeni aldık. Evet, kapaklar kapandı. Şimdi. Bir de küçük römorkumuz var. Ne zor bir kelime. Hop. Tabii bazı durumlarda forkliftin o hızlı şey, dönüş hareketleri olduğu yerde dönebiliyor olması sıkıntı yaratabiliyor. Geri gelelim. Hop. Şu son yükümüzü de içeriden yüklesek. Bu bizim almadığımız pick-up'a benzer bir araç geçti. Gördüğünüz gibi oyunda aynı zamanda yapay zeka da onu kullanıyor galiba. Daha da mı çekelim? Evet. İçeriye geçelim. Motorumuzu çalıştıralım. Ha, tabii kamyonetteki gibi, pick-up'taki gibi geri ekranı yok. Nerede bizim römor? Hop, Dorse. Dorse, tabii hani o kelimeyi değiştirmiyorlar da. Şöyle bakalım. Hop. Şuradan kıvrıldık mı? Yakıtımızı aldık zaten. Şimdi de alabilirmişiz aslında. Önceden davrandık ama. Oyunda direksiyon ağırlığı var aslında arkadaşlar. Yani böyle bomboş çevirmiyorsunuz direksiyonu. Ama hani böyle bir şeyi yok size. Araç kullanıyormuş hissi vermiyor. Bu arada iki tuşuna basınca klavyeden aynaları açabiliyorsunuz. Ben zaten aracın aynasını kullanıyorum. O yüzden sıkıntı olmuyor. Bakalım yine hasarsız bir şekilde yükümüzü taşıyabilecek miyiz? Yine kırılgan bir yük taşıdığımızı bu sağ alttaki köşedeki işaretten görebiliyoruz. Kapı çaldı ama bakmayacağım. Güncelleme ile gelen şeylerde bir önceki videoda söylemeyi unutmuşum. Normalde manuel vites geldi. İşte bu
sol kliğe basmadan kamerayı döndürme olayı geldi. Aynı zamanda saati kontrol ettiğimiz bir küçük menü gibi bir şey vardı hatırlarsanız, direksiyon kamerasının alt tarafına denk gelen. Onu normal menünün içine aktarmışlar. Artık oradan kontrol ediyorsunuz. F2 ile kapatıp açıyorduk hatta onu hatırlarsanız. Yani ben kapatmadım. O artık orada değil. Onu başka bir şekil yapmışlar. Şöyle göstereyim bakın. Time diye yukarıda gördüğünüz yere aktarmışlar. Hah. Şanzımana zarar verdik menüye girip çıkınca. Ha, buradan dönmemiz lazım. Amca bize yol verecek mi? Hop, şöyle bakalım. Oo, çok hızlı girdik. Gittik. Evet. Neyse ki frenlerimiz iyiymiş. Araç daha yeni. Rodajda. Hadi evladım, hadi evladım. Bak şimdi basacak. Bizim buradan dönmemiz gerekiyor. Bu araçta da şöyle hemen hazır tümsek bulmuşken, ben tümsek bulunca dayanamıyorum. Aa, geçtik. Tümsek de bizim renklerimizde bu arada. Güzel olmuş, tam uyumlu. Oradan şey oldu, ışık geldi. Şöyle geçelim. Gördüğünüz gibi görsel olarak o hiç fena değil. Bizim buradaki sıkıntımız bunun sadece görsel olarak kalması. Biz buraya girdik ama ha, şuradanmış giriş. Yürü bakalım. T250 mi? Öyle bir şeydi bu Ford'ların kodu sanki. Yoksa o Connect'lerde miydi? Şöyle buraya da yanaşalım. Bu videoluk bu kadarlık yapalım. Sonra sonlandırırız videomuzu. Aa, şurada bir küçük kamera var mı? Biraz önce açıldı mı o kamera? Şimdi dikkatimi çekti. Şöyle. Evet. Gayet güzel. Bu görevimizde yine sıfır kargo hasarıyla. Yükleme bonusu dediği bir önceki videoda yine söylemiştim. Artık yüklemeyi atlayabiliyorsunuz ama o zaman bu bonusu vermiyor. Hem 300 kredi veriyor hem de aynı zamanda 43 tecrübe puanı veriyor. Onları kaçırıyorsunuz. Park bonusu yine aldık. Dolayısıyla 4556 kredi kazandık. Şu anda 41.000 küsür yine bir paramız var. Ben yine bu parayı yükselteceğim. Yorumlarda belirtirseniz hangi aracı almamı istediğinizi, o aracı alıp bir sonraki videoyu da o araçla çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle ışıklarımızı da yakalım, bakın. Göstergemiz bu şekilde. Şöyle bir dış kameraya çıkalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak bana da destek olabilirsiniz. Bildirim seslerini açarsanız da videolardan ilk sizin haberiniz olur. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.